Merhaba arkadaşlar 3 Temmuz Pazar Hepinize keyifli bir pazar ve bol şanslar diliyorum İzmir'de ikisi kum ve yedisi çim piste olmak üzere 9 koşu koşulacak Birinci altılı ganyan birinci koşuyla saat 12.30'da başlıyor ikinci altılı ganyan da dördüncü koşuyla saat 14'te başlayacak Birinci altılı ganyana baktığımızda ikinci altılı ganyandan daha zor geldi bana Dolayısıyla daha fazla at yazdım. Yaklaşık 120 liralık bir kupon yaptım birinci altılı ganyan için. İkinci altılı ganyansa iki tane tekim var. Son iki ayakta yaklaşık 20 liralık civarında bir kuponum var. Birinci koşuya baktığımızda 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1200 metre çim pistte. Burada koşmuş tayları var. Koşacak taylar var. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Tay sahipleri tabi taylarından en iyi verimi almak ister. Birçok e, sahip de burada e, taylarda e, sürekli takı değişikliğine e, gitti. Veya aprant indiriminden faydalanarak en yüksek verimi almak istiyor dediğim gibi. Öncelikle e, şanslı vereceğim Safkan, Cemal Paso idaresindeki 10 numaralı Pınar abla olacak. Bursa'da favori olarak çıktığı piste, kum piste dördüncülükte yetindi bugün için çim pistte benim favorim sonra Ali Yıldız İdaresi'ndeki 2 numaralı Dağbey'im. 3 numaralı Derinden Mert idaresinde İdaresi'nde ve son olarak Halil Kaplan İdaresi'ndeki 6 numaralı Ay Saran Dayı'nda burada sürpriz yapmasını bekliyorum. Buradaki sıralamam 10, 2, 3 ve 6 arkadaşlar. İkinci koşu 4'te yukarı yaşlı Arap atlarının 1900 metre çim pistte koşacakları handikap 21 koşu 8 safkan yarışa kayıtlı. Üçünü değerlendirmemi aldım. İlki 63 kilo da olsa bir numaralı Bora Bey Barış Kurdu idaresinde ki bu sene iki kere koştu. ikincilik ve birincilik yaptı ki ilk koşusunu da 62 kilo ile koşmuştu. Bugün için önceliğim bir numara. Sonra Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 2 numaralı Babadağ'ın oğlu. Ve son olarak da 5 numaralı İstanbul Muhafızı e sonlarda çok kuvvetli gelebilen bir safkan. Üçünü de ayırmadan yazmanızı öneriyorum. 1, 2 ve 5. Üçüncü koşu 7'li plasende ilk ayağı olacak. 1800 metre Çin pistte koşulacak 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 4 koşusu. 6 numara ile 7 numara ekürü olarak yarışa katılıyor Önceliğim Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ndeki 3 numaralı Run for Happiness olacak. Rakip olarak yanına önereceğim Safkan'da Bekir Mert Mırık İdaresi'ndeki 1 numaralı Asfar. Burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 3 ve 1 diyorum 3. koşu için. Dördüncü koşuya gelmeden önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyelim diyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak. 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre mesafedeki Maiden koşusu 12 tay yarışa kayıtlı 7 numarayla 11 numara ekürü olarak yarışa katılacak. Koşmamış ilk kez koşacak olan sadece bir safkan var burada. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ben 2 tay aldım şablonuma. İlki Erhan Aktu idaresindeki 5 numaralı yalı efesi iki kere koştu ve son yarışı ikinciliği gayet iyiydi. Bugün meydandan çıkmaya çok yakın 5 numaralı Yalı Efes'i yanına bir safkan önereceğim. O da Muharrem Ok idaresindeki 6 numaralı Ahir Dağ olacak. O da sonlarda çok kuvvetli gelebiliyor ama çok gerilerde kaldığı için yetiştiremiyor. Bugün önlerde takip edersem sonlardaki yapacağı ata ile meydandan çıkabilir. 5 ve 6 diyorum. 2. 6'lı ganyan ilk ayağında. 5. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1600 metre kum piste koşacakları handikap 21 koşu 11 safkan yarışa kayıtlı. Ben burada at ayıramadım. Yani bir yarış kazanamayacak ya da şu kazanır diyeceğim bir at çıkaramadım doğrusu. Sizin burada tuttuğunuz bir tek varsa arkadaşlar lütfen alttan mesaj olarak yazın. Ben burası için haş diyeceğim şablonuma. Önceliğim 5 numaralı Çatalkaya, sonra 8 numaralı Cash in The King, 1 numaralı Zirkon ki bu pistte ilk kez koşacak ve 2 numaralı April One önceliğim olsa da dediğim gibi ben burada gelmeyecek bir at bulamadım. Performansları birbirine çok yakın. Dolayısıyla hepsi diyorum burası için 5 8 1 ve 2 önceliğim olduğunu da söylemeliyim. Altıncı koşu birinci altılı Gayanda son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1300 metre çim pistte koşacakları şartlı 5 koşu. Dokuz kısrak yarışa kayıtlı. Sürprize müsait bir koşu. E, iki kısrak aldım değerlendirmeme. İlki 7 numaralı Utku'nun kızı ki handikap olarak baktığımızda da 89 handikap yüksek handikaplardan biri. E, en yüksek handikap 1 numaralı Abjar kız ki 1 ve 2 son yarışını beraber koşmuşlardı. Hirios Abjar kızın önde kazanmıştı. Bugün ikisini de şablonuma almayacağım. Önceliğim 7 numaralı Utku'nun kızı olacak. Rakip olarak Cazip bir safkan önereceğim. 49 handikaplı 3 numaralı Uysukiti kısa mesafede daha iyi sprint yaptığını düşünüyorum. Burası için 7 ve 3 diyorum arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde Tunca koşusu dörtte yukarı yaştı. Arapatlarının 2100 metre kum pistte koşacakları kısa vade altı. Genelde kısa vade altı yarışlarda hep sürpriz ararım. 4 safkan aldım değerlendirmeme. İlki Tolga Yıldız Daresi'ndeki 6 numaralı ana yurt. Benim buradaki favorim. Sonra 4 numaralı Nal Döken Bey'i ki son yarışında İstanbul Sentetiği'nde koştu onu ölçü almamak lazım burada e, bugün şansı epeyce fazla e, 9 numaralı mezre iki e, çok uzun aradan sonra yarış gördü dördüncülükte tamamladım bugün için daha iyi bir e, performans e, bekliyorum 9 numaralı mezreden son olarak da 8 numaralı bubo demek istiyorum buradaki sıralamam 6 4 9 ve 8. İzmir'de 8. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre çim pistte koşacakları kısa vade 6. Gününde en zevkli olacak yarışı diye düşünüyorum. 8. koşu şu ana kadar iyi performans sergilemiş taylar var burada. 2'de 2 yapan tay var. Bir kere koşup kazanan tay var. Henüz daha kazanamayan tay var. Ben burada muhtemelen sürpriz çıkacak bir safkanı tek olarak önereceğim. O da Bekir Mert Mırık İdaresi'ndeki 8 numaralı Special of Horses. Bugün için rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum ki 57 gün önce koşmuştu. Buradaki 4 numaralı Lady North'a geçilmişti. Hazırlıkları da baktığımızda en iyi hazırlanan taylardan biri. En son idman pistine baktığımızda ki ilk koşusunda gayet iyiydi ikinci olmasına rağmen bugün için daha hazır olacağını e, rakiplerinde geçeceğini düşünüyorum. 8 numaralı Space, Special of Horses e, tek diyorum arkadaşlar. İzmir Şirinye ripodromunda son koşu 16.30'da başlayacak. Yine 3 yaşlı Arap dayılarının meydan koşusu 1200 metre Çin pistte. 12 tay yarışa kayıttı. 6, 7 ve 8 numaralı taylar ekürü olarak koşacak. Burada da bir diğer banka atım 10 numaralı Nurbek olacak. Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde bir kere koştu. Bu pist ve mesafede 1.20.36 yaparak ikincilikte kaldı ki foto da kaybetti. Çok tatminkar bir koşu koştu. Bugün için üstüne de katmış olacaktır muhakkak Gülerce ekürüsünün tayı. 10 numaralı e, Nurbek ben banko diyorum. Altılı ganyanın son ayağında ve İzmir'le ilgili de değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.